Selamünaleyküm arkadaşlar. Kuşçular Kelebekçiler kanalından herkese merhaba. Şöyle bir tane yavru geldi şimdi kendi kendine. Ben şuraya kuşları uçuruyorum. Bakın. Pıt diye geldi kendi kendine kümesin üstünde. Bak bak bak. Bizim tipe bak. Hemen ona salça oldu. Gel. Aç mısın? Gel. Gel yavru kuşum. Çok hastalanmış bu kuş belli ha. Bak. Bir iki tane yem yesin. Hastalanmış bu kuş. Kuyruğu yeni mi geliyor, çekik mi? Göreceğiz. Ben bunu alayım ya orada. Niye bekletiyorum ki? Gel, 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 gel. Ama hasta kuş ya. Şu hasta kuşlarınızı atmayın dışarı be. Allah sizi nasıl biliyorsa öyle yapsın ya. Ulan nasıl insanlarsınız oğlum siz ya? Gel, 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 gel. Gel, 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 gel. Gel, gel kızım. Gel, 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 gel. Gel, 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 gel. Gel, gel buraya gel. Gel oğlum, gel, gel, gel. Gel, gel. Çok rüzgar var ha. Kalktığı gibi inemeyebilir ha. Gel, gel, gel. Yavru kuş. Arkadaşlar ben kepçe kullanmıyorum biliyorsunuz. Çok çok zor durumda kaldım mı? Ama kepçeyle yakaladığım kuştan da hiçbir şekilde keyif almıyorum. Ben her şeyin doğal şeklini daha çok seviyorum. Gel. 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 Gel oğlum. Gel. Hangi dilde anlıyorsun acaba? Gel. Benimkiler havada var ama tipler var iki tane sadece. Gel oğlum gel. Gel bak ben çöktüm. Hadi gel gel. Çok keyifsiz hayvan ya. Şimdi bununla bir ton uğraşacağım ben biliyorum ya. Kendimi biliyorum abi ya. Kıyamıyorum kalkıyorum onlarla uğraşıyorum ediyorum. Bak kendini kaşıyor. Gel gel gel. Bizim iki tane tip havadaydı. Biri geldi bir tane kaldı. Gel gel gel. Gel gel hadi çok rüzgar çıktı hadi çabuk çabuk. Gel 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 gel. Hadi oğlum gel. Yemim yok arkadaşlar. O yüzden fazla yem de atamıyorum şimdi. Çünkü elimde yem kalmamış fazla. Haberimiz yok. Gel gel gel. Ha, şimdi geliyor. Gel, gel. Yemi o yana atıyorum, rüzgar suratıma geri atıyor arkadaşlar. Gel, 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 gel. Bak, 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 bak. Gördün mü? Hayvan bitmiş açlıktan. Ama var ya bu kuş oyunlu bir kuş ha. Gel, gel, gel. Gel, gel. Bir iki tane yem yesin hayvan ya. Heh. Bir iki tane yiye bakayım. Yemeği biliyordur inşallah, değil mi? Arkadaşlar kuş yem yemeyi biliyor galiba. Evet. Gel. Gel gel gel. Gel cici kuş. Gel güzel kuş. Bitmiş açlıktan kuş. Bak 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 bak. Bu garibime baksana abi. Bak bak bak. Önce bir iki tane yem yesin hayvan. Of of of. Şuna bir bakacağım içeride arkadaşlar. Önce bir kamerayı duraklatayım. Bakmam lazım. Arkadaşlar. Kuş şöyle. Baya baya. Solunum rahatsızlığı geçirmiş. Yüzü gözü hep. Bu nedir abi? Baksana hayvana. Pislik içinde kuş. Kuyrukları makaslanmış. Yavru. Dişilik çıkacak bir tane mavi. O kadar pislik ki. Kuşu kirletmişler ki. Renginin ne olduğu belirsiz. Yani. Şuna bak. Şöyle dışarıdan önce belli oluyor arkadaşlar. Mecbur ben buna biraz ilaç tedavisi uygulayacağım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Biraz ilaç onu kendine getirir. Şöyle bir tutak yerine koyayım. Ay, ay, açılmıyor lan kapı. Boya yaptıktan sonra. Geç şurada bir dur biraz. Bak yavru kuş arkadaşlar. Kuş bu. Bugünün
bize gelen misafiri aman 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 kaçıyordu. Az. Ulan. E süre. Yem vereceğim, su vereceğim, sana her şeyi vereceğim. Hele bir bekle, acele etme. Arkadaşlar bakın. Tamam, hepimiz kuş bakıyoruz. Fakat şöyle hastalanmış kuşlarınızı lütfen ve lütfen şey yapmayın. Bak 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 bak, uyanığa bak, uyanığa bak bak bak. Seni uyanık seni. Uçurmayın kardeşim, yani yazık günah ya bu hayvanlara. Gerçekten yazık günah. Bak ben kanadını kuyruğunu hepsini makaslıyorum abi. Kuşlar hasta olduğu zaman. Uçmayacak kıvamda yani gerçekten. Varsa içinde bir şey. Kökünden makas atıyorum bak bunun gibi. Bu topladı kendini. Bu kendini bitirmişti. İki aya yakındır. Belki daha iki aydan daha fazladır arkadaşlar. Bu kuşu topladık bak sonunda. Şu an canavar gibi. Kendi kendine tüyünü atmaya başladı. Ufak ufak bir iki kanadını da dökmüş. Ben bekliyorum ki kendi kendine tüyünü atsın. Çünkü sağlıklı kuş hasta olduğu zaman, düzeldiği zaman hemen tüye giriyor arkadaşlar. Tüye girince de ne oluyor? Hayvan kendini demek ki toplamış oluyor. Yani kendine bir güveni geliyor. Sağlığından dolayı bir güç kazandığı için hemen kendini tüye sokuyor. Kendini yeniliyor. Anladınız mı? Yani yapmayın lütfen yani ya. Yazık günah. Ben şimdi bu kuşla uğraşacağım. Kim bilir ne kadar uğraşacağım, Allah bilir. Zaten biliyorsunuz yeni hastalıktan kurtardık paçayı. Hava, mevsim dönüşümü bilmem ne derken bir sürü talihsizlik yaşadık. Olsun, Allah'a bin şükür yine elimizde 3-5 kuşumuz kaldı. Yine buna da bir şükür. Tabi ana damarlardan alınca bizi tek üzen o oldu. Şimdi bunun soyuna yakın olan bir soy vardı. Bizde yok mesela. O gitti. Ona üzüldüm. Ondan sonra bir iki tane getirdiğim vardı. Onlara acayip üzüldüm. Çünkü gerçekten hani yakın bir mesafe değil. Gideyim hafta sonu alıp geleyim diyeceğimiz mesafedeki kümezler değil. Ne zaman buraya biri gelirse veya kendileri gelirse bize ulaştırıyorlar. Onlar gittiği için biraz üzüldüm. Kendi Araplarımızdan gitti, oyuna giren yavrulardan. Ama anne baba var bizde. Yapacak bir şey yok. 5-6 ay bizi geriye de atmış olsa da devamı olduğu için yine de şükrediyoruz arkadaşlar biz yani. Şimdi biliyorsunuz yeni baskaların arasında attığımız takım var. Postalarımız, lahorlar. Bu şekilde ilerlemeye karar verdik. Nasip olursa belki ilerleyen zamanlarda bir iki takım daha posta alacağım arkadaşlar. Ve yakaladığımız olursa çıkarmayacağım. Onlar da bize kalmış olacak. Yani bundan sonra yakaladığımız postaları büyük ihtimal, ama rengi tipi düzgünse bırakacağım arkadaşlar. Yani şöyle baktığımızda yani gerçekten yerde böyle güzel duracak, asil duracak bak. Kuşun asilliğine bak arkadaş. Yani bakıcı da olsa temiz, güzel, vizyonlu bir bakıcı olsun istiyorum ben arkadaşlar. Umarım bütün kuşçuların tek şeyi bizimki gibi, biliyorsunuz. O yüzden en iyi şey temiz kuş. Şu postaları da hemen eşe atacağım şimdi artık. Hastalık geçti Allah'a bin şükür. Vitaminini falan veriyorum şu an. Suluklarını falan dolduracağız. Bir güzel şimdi bütün kuşlar, herkes kendi kümesinde kapalı bir vaziyette olacak. Bakın hastalıktan dolayı görüyorsunuz. Bak baskayla gitmiş bango eşi almış. Niye? Bango da biraz keyifsizleşmişti. Toplamaya başlıyor ufak ufak o da. Tam anlamıyla toplamamış kendini. Bu yüzden eşini ona kaptırmış. Onun eşi öldü mesela. Sarı baska vardı. Onunki öldü. Anladınız mı? Öbürünün dişisi, öbürünün erkeği derken şu an çok karmaşık bir şey oldu. Tipimizin dişisi gitti. Ondan sonra şu yeni oyun bulan bir kelebeğim var. Nerede o? Şu peşkilli arkadaşlar. O da gitmiş. Nerede dişi tipim? Hem de gitmiş en güzel dişi tiple eş almış. Bakayım içeri mi girdi lan tip? Tip? Neredesin? Allah Allah. Tipin nerede lan? Ha burada arkadaşlar. Şu.
Şu da gitmiş kelebekle eş almış. Allah'ın akıllısı. Orada erkek tip boşta dururken şu bizim takımlar zaten bununla beraber. Şu diğer tipim boşta kaldı. Onu şu an eş edeceğiz. Dediğim gibi arkadaşlar, stresli bir dönemi atlattık Allah'a bin şükür. Bir dahaki videolarda detaylı bir şekilde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.